Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben Fatih Film. Şimdi videoya kaldığım yerden devam ediyorum. BDO oynuyoruz. Yani Black Desert Online. Kara Çöl. Bu ikinci bölüm. Birinci bölümde işte giriş bölümünde bir tane kötü kadın vardı. Cadı onu, o bizi kullandı, sonra bizi öldürdü. Sonra yeniden büyük güce ulaştı. Bizim sayemizde biz savunan kişileri, kadim askerleri yok etmiştik. Sonra burada uyandım yıllar sonra ve kendimi, hafızamı kaybettim. Şimdi hafızamı geri getirmek için bazı çabalar sarf ediyorum. Prensesten izin aldım. Burada kazı yapılıyor. Kazı için içeri girip araştıracağım. Evet, kazı için ilerliyorum. Arkadaşlar, şimdi şurada gideceğim yönler T harfine basınca otomatik gidiyorum. Uğraşmıyorum. Şu an ilerliyorum. Kazı için içeri girdim. Burada ben aslında yıllar önce, belki binlerce yıl önce burada yerin altında bir savaş gerçekleştirdim. Çok güçlü bir şeyim ben, askerim, savaşçıyım. Ama hatırlamıyorum, adımı bile bilmiyorum. Şimdi bakın, buraya geldim. Bakın, böyle bir tane sakallı var. Bu sakallı çok konuşuyor. Anlatıyor şimdi. Sen diyor, nasıl geldin buraya falan diyor. Evet, beni tanıyor musun diye soracağım ona şimdi. Soruyor, beni tanıyor musun sakallı? Ooo, demek yaşayan kalıntı sensin. Kalıntı diyorlar bana. Şaka yapıyor. Kalıntı niye? Hani beni bulmuşlar bu harabelerde baygın. Kalıntısın diyor yani. Ama aslında güçlerimin de azıcık farkındalar. Kurtları öldürdüm önceki bölümde. İçinde iyi bir his var diyor. Bu beş duvar resminin sırrı ortaya çıkmış. Ben bugün uyandım ve benim uyanmamla birlikte bu sır ortaya çıkmış. He, bakın bunu bilmiyordum ben de. 5 tane resim varmış. Kadimler tarafından çizildiği tahmin edilen bir duvar ve Kron Krallığı'nın yükselişini gösteriyormuş. Yakından bak diyor. Belki de resmi sen yapmışsındır diyor. Hafızanı kaybettiğin için hatırlamıyorsundur diyor. Benimle dalga geçiyor. Tamam mı? Şimdi onun anlattıklarını dinleyelim. Şimdi bu krallıkla ilgili anlatmaya başlıyor. Bu resim var ya, gördüğünüz resim. Balenos'un son kralı olan Noir'in Noir 3'ün görünümü olduğu söyleniyormuş yani. Bu kral böyle gözüküyormuş. Bakın, kafasında taç var böyle 3 tane şey. Elini böyle yapmış. Şimdi tamam, şu devasa taç güçlü iktidarını simgelemektedir. Onun korktuğu şey ölümmüş arkadaşlar. Kralı anlatıyor o zamanları. Bir gün çölde geçen bir kimyager Bartali'nin huzuruna gidip demiş ki, yani Bartali kralın adı. Krala gidip demiş ki, efendim size sonsuz bir yaşam bahşedebilirim. Yani ölümsüz olabilirsiniz. Bunu size verebilirim deyince kralın gözleri yuvadan fırlamış. Ölümsüzlük mü? Karnı oldukça tokmuş demek ki. Özellikle birçoğunun tek bir yaşamı için bile bu kadar mücadele ettiği bir dünyada. Vay be. Şimdi kötülük tanrısı Hadum ve Kron'un düşüşü. Bir de bununla ilgili bir hikaye dinleyeceğiz. Bartali'nin gözleri ölümsüzlükten başka bir şey görmediği için kimyagerin elini tutmuş. Kimyager ne istese vermiş. 100 tane erkek çocuk öldürmüş onun için. Genç kız kanı ve bağırsakları kimyagere kurban edilmiş. Adam ölümsüz olmak için insanları hep öldürmüş. Bu ne biçim kralmış ya? Ondan sonracığıma, kralın çılgınlığı yayılmış şehire. Halkın öfkesi gökyüzünü delmiş. Halk demiş, ne biçim kralımız var bizim? Ölümsüz olmak için çocuklarımızı öldürdü. Ama kral Bartali, kimyagerin efendisini çağırma ritüelinden vazgeçmemiş. Sonra onun kötülük tanrısı Hadum olduğunu öğrendiğinde bile vazgeçmemiş ya. Hatta memnun kalmış bundan. Aslında bu kötülük tanrısı Hadum'muş. O kimyager kılık değiştirmiş kötü biriymiş. Neyse ki Elyonlar, ağalar, hatta tarikatçılar bile Hadum'u çağırma ritüelinde başarısız olmuşlar. Ancak karşılığında kale paramparça olmuş ve güçlü Kron Krallığı tarihte yok olmuş krallıklara katılmış. Ha, ve bu 150 yıl önce yapılmış olduğu söyleniyor. Çok da geçmiş eskideymiş. Ama daha şaşırtıcı olan neymiş biliyor musun diyor. Neymiş? Ben Luffy Batman'ın liderindeki kazı ekibinin son teknolojisiyle duvar resminin yapıldığı zamanı ölçmeye çalıştık diyor. He, resmin yapıldığı zamanı günümüzün teknolojisiyle ölçmeye çalışmış ama buna rağmen 150 yıl falan yalan diyor. Çok daha eski diyor. Belki de 1 milyon yıl. Yani biz diyor buna
bu teknolojiyle bile ölçemedik diyor. O kadar eski diyor yani. Biz bunu anlayamadık diyor. Belki de dünyanın ilk kurulduğu zamanlar falan. Kadimler bu kadar uzak bir geleceği nasıl görmüş olabilir diye merak ediyor. Efendime söyleyeyim. Ancak geriye kalan bir tane resim diyor. Yalnız henüz gerçekleşmemiş bir olayı içeren duvar resmi olduğu düşünülüyor. Bu resim, şu resim ve kılıçları görüyor musunuz? Bu henüz olmamış, olacak bir şeyin resmiymiş. Şimdi, zincirlerin kırıcısı, kindar ruhların zincirlerinin kırıcısı. Ah bir düşünelim, bu son duvar resminin içeriğinin açığa çıktığını aşağıdaki Marta Kiyen'e bildirebilir misin? Marta diye biri varmış, ona bildireceğiz. Tamam. Görünce hemen tanıyacaksın Marta'yı diyor. Kurbağa gözüne benzeyen gözlük takıyormuş kız. Uzun boyluymuş Marta. Sadece bir iki laf etsen bile nasıl biri olduğunu anlarsın. Onu düşünürken bile tüylerim diken diken oldu. Çok çirkin bir kız diyor Marta için. Gidelim Marta'yı bulalım o zaman. Gidiyorum arkadaşlar Marta'nın yanına. Marta'yı arıyorum. Yeni görev bu. Marta ile konuşacağım. Marta araştırmacı. Derin araştırmacı. O deminki sakallı da öyleydi. Marta'yı buldu. Bakın. Marta bu. Aman tanrım. Sonuncu duvar resmi. Fakat sen tam olarak neyin nesisin? Marta bu işte. Yoksa Ida'nın bahsettiği baygın bulunan adam. Yani yaşayan kalıntı. Sen misin? Evet benim. Ben arkeolog Marta. El sıkışalım mı? Marta buldum, hemen buraya gel. Çabuk ol diyor biri. El sıkışmaya bile vakit tanımıyorlar diyor Marta. El sıkışamadık. Sen biraz önce uyandın ve işler çözülmeye başladı diyor. Her şey benim uyanmamla alakalıymış arkadaşlar. Herkes tek yürek olup bir amaca yürürse işte o zaman dünyadaki cennet tamamlanacak. Bu böyle bir yazı buldular. Herkes tek olup bir amaca yürürse o zaman tamamlanacakmış. Bu yazıyı ben Valencia'nın eski kitaplarında görmüştüm diyor Marta. Kadimlere saldıran kadim silah. Acaba bunu kim ve neden yaptı? Gerçekten heyecan verici değil mi? Diyor Marta. Ne zaman böyle bir şey bulsam Kalfa'nın soylularının depolarında sakladıkları Lake birasını gizli gizli çıkarıp hüpletiyormuş gibi hissederim diyor. Şimdi biz devam edelim. Bu ne lan? Kiki, bu kadim silah bizim aradığımız güç değil. Bu geveze insanla daha fazla çene yormadan aşağıya inelim diyor. Benim akıl hocam kırmızı göz. Şurada ilk tanıştığımız Aiden denilen adam görünüyor. Aradığımız büyük gücün hissedildiği eserle birlikte. Gücümüzü geri kazanmalıyız. Kaybettiğin hafızanla birlikte diyor. Kırmızı göz. Tamam, o zaman kadim taş odası devam ediyoruz. Daha da aşağıya iniyorum. Arkadaşlar araştırmaya devam ediyorum. İkinci bölüm bu. BDO oynuyorum. Black Desert Online. Evet. Film tadında bir oyun. Film gibi. Hem oynuyoruz hem izliyoruz. Evet geldim. Bu da yeni biri. Kaşif. Kimmiş bu? Kaşif Aiden. Ha, Aiden bu işte. Beni bunun arkadaşı diye lanse etmişlerdi. Öyle zannediyorlar. Bastık. Luffy ve Marta'nın sesi buradan duyulunca değerli bir misafir mi geldi diye düşünmüştüm ki senmişsin diyor. Ben değersiz miyim lan? Resmi olarak tanışalım. Ben harabeler kazıcısı Aiden. Bu güzeller güzeli Ganel ise yordaşım Orven. Orven neredeymiş? Ha bu Orven. Merhaba ben Ilia'dan Orven. Memnun olduk Orven. Merhaba. Aa çok dikkatli ol, çok fazla taşlaşmış kadim kalıntı var. Buraya tahmin edilemez bir güç mühürlenmiş. Bakın taşlaşmış insanlar var burada. Kalıntılar var. Üstelik harabeleri çevreleyen, tersten büyüyen ağacı da küçükken Güney Ormanı'nda kaldığım zamanlarda yasak kitapta görmüşlüğüm var diyor kız. Bak bana ödül verdi oyun, görüyor musunuz? 5 enerji yenileme şeyi verdi, bir de Aiden dostluk 10 verdi. Tamam, re. Genç yaşta itibaren yasaklı kitaplar mı okuyorsun diye gülüyor. Hayal bile edemiyorum diyor. Bu kadar dikkatli ve düzgün olduğunu düşünürsek, bravo, iyi yetiştirmişsin kendini diyor. Şimdi.
Yapmaman söylendiği için yapmamalıyım. İşte bu hissettiğimiz güç. Gücümüzü geri kazanmalıyız diyor. E tamam. Anladık. Gazeler çok inşallah. Devam edelim yolculuğumuza. Ben devam edeyim. Aha buraya geldim. Hafıza parçası. Buraya dokunmamam lazım. Ama tabii dokunacağım. Şimdi ben bir R'ye basayım. Bekle diyor. Sakın dokunma diyor. Sakın diyor. Geri çekil diyor bana. Merak ediyorum. Bakıyorum. Araştırıyorum. Çekiyor beni. Orada bir güç var. O güç beni çekiyor. Araştırıyorum. Eserin üzerine elini koy. Elimi koyuyorum. Elimi koydum. Ve hatırladım. Bakın geçmiş. Geçmişe girdim. İllezra'yı gördünüz mü? İllezra ve hepsini ben öldürmüşüm bunları. Bakın bu devi hatırladınız mı? Ator bu. Bakın geçmişi hatırlıyor. Her şeyi hatırlamaya başladım. O taşa elimi koydum. Hafızam geri geliyor. Beni öldürdüğü an. Sözleşmemizi unutma. Bu da öldükten sonrası. Bu gelmişti. Gördünüz mü? Her şeyi hatırladım bir anda. Evet çok güzel. Bu arada bana bir tane miğfer hediye edilmiş. Ekipmanım güçleniyor. Ekipmanları sonra kullanacağım. Evet. Şimdi bir T yapalım. Şimdi tekrar bununla konuşmam lazım. Birden Beth'in benzin attı. Her şey yolunda mı diyor. Sanki bir şey hatırlıyor gibisin diye bana soruyor. Kafanın içinde konuşan bir kırmızı gözlü bebek mi var diyor. Bir ödül daha aldı. Yaşayan bir kalıntı olduğunu söylerken şaka yapıyordum. Sakın alınma diyor. Eden bunlar ne kaba sözler diyor. Kız uyarıyor onu. Eser hareket etmeye başladı. Böyle giderse kara enerjiler, kara ruha tepki vererek uyanmış olmalılar. Dikkatli ol diyor. Tamam. Ben şimdi ne yapacağım? Ha patlıyor. Bakın. Patlayacak mı? Ne yapacak? İçinden kara ruhlar çıkıyor. Sen iyi misin? Bana diyor. Bakın zaman durduysa yavaşladı zaman. Zaman yavaşladı arkadaşlar. Atladı. İçinden bir şey çıktı galiba. Bakın siyah siyah büyüler çıktı. Kara büyü parçaları. Ruh kara ruhlardan sakınarak taş odanın dışına kaç diyor. Buradan kaçmam lazım. Ve gidiyorum. Arkadaşlar. Evet. Bunlara değmemem lazım. Çekilin lan. Şurada kapı var. Burada dışarı çıkmalıyım. Burada da çıkmalıyım. Şuradan mı? Yolu kaybettim. Heh. Merdiveni gördüm. Çok güzel çıkıyorum. Bir tane daha kara ruh. Şu onun kendi atlattım onu. Ve çıkışa ulaştım galiba. Yanılmıyorsam çıkıştayım. Yok. Daha ulaşamadım mı? Eyvah ne kadar zor aşağı inmişim ya. Git 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 bitmiyor arkadaşlar. Eyvah 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 kara ruhlara dokunmadan. Hah çıkışa geldim hele şükür ya. Kurtuldum arkadaşlar bakın. İçeriden bakıyorlar kırmızı gözlü kara ruhlar. Evet. Görev amacı tamamlandı. Şimdi devam ediyoruz. İlerleyelim. Şimdi buraya geldik. Burayı gösteriyor. Evet şu gökyüzüne giden çizgi. Tamam bir konuşalım bakalım. Biliyordum. Seni gördüğüm anda başıma belada olduğunu anlamıştım diyor. Sen hiç şanslı biri değilsin. Bütün sözümü geri alıyorum. Ben sana şanslısın mı demiştim ama öyle biri değilsin diyor. Şu an senin yüzünden kaç kişinin zamanını boşa harcadığını biliyor musun? O Janet midir, Geralt midir her neyse rahatsız edici prensese bu gecikmeyi açıklayacak mısın diyor. Bana kızıyor. Haha Luffy sakin ol diyor bu da. Neyse ki bu arkadaş sayesinde kara taşı bulabildik. Bir sorun çıkmayacaktır diyor. Kara taşı benim sayemde bulmuşlar. Böyle önemsiz bir şeyle ne yapabiliriz ki? Böyle gamsızlık olmaz. Kara taş bir işe yaramaz diyor bu. Oyuna geldim. Esere bambaşka şeyler mühürlenmiş dedi bizim kırmızı göz. Gerçeği yakınlarda bir yerde olmalı.
Ha, bu gerçeği değilmiş. Sahtesiymiş. Ama diyor ki bu bizim kırmızı göz. Bu sahteyi kim koydu buraya diyor bu gerçeğin yerine. Yine de hafızama biraz yoklamış oldu. Beyaz cadı İllezra. Beyaz cadı İllezra koymuştur büyük ihtimal. Ethan denilen şu insan kılıklığıyla tekrar konuşalım. Yine de başarılı bir şekilde bizi buldu diyor. Gücümüzü geri kazanmalıyız. Kaybettiğin hafızayla birlikte. Benim arkadaşlığımı nasıl buluyorsun? Macera dolu değil mi diyor kırmızı göz. Evet canım, macera dolusu. Haha diyor, bu sadece başlangıç. Senin nelerin beklediğini hayal bile edemezsin diyor bana. Yani oyunda çok güzel şeyler bekliyormuş. O zamana kadar ben senin arkanı kollayacağım diyor. Sen de benim diyor kırmızı göz. İşte senin için küçük bir şey hazırladım diyor. Bana bir hediye verecek. Bak burada bir çanta hazırlamış. Slot 2 genişletme. Slotumu 2 genişletecekmiş. Gücümüzü geri kazanmalıyız. Tamam, slotumu genişlettim. Şimdi yeni görev. Yeni bir görev. Dön. Ok burayı gösteriyor. Şöyle gidelim. Evet, çizgi de burada zaten. Bu Aiden. Beyaz cadı İllezra. Kaybettiğin hafızanın bir kısmı oydu demek. Bu da tanıyor İllezra'yı. Bakın. Oyunun en başında beni öldüren kadın cadı. Bu Aiden bizim kanka oldu ha. Bu kimdi? Ha, onun şey yardımcısı Mary miydi neydi? Batı muhafız kampına geri dönerek konuşmaya ne dersin diyor. Esas araştırması sonucunda Prenses Jarrett'e Prenses'e raporlamamız gerekiyor. Eser araştırması sonucunu. Az önce araştırma yaptık ya. Raporu verelim diyor. Sonucu iletince boşuna uğraştığımızı söyleyerek kızacağından eminim diyor. Hadi bizi geçtim. Bu arkadaşa ne olacak? Kızacak zannediyorlar prenses. Kızacak çünkü sahte şey koymuşlar oraya. Sahte şeyi bulduk. O kadar emek sarf ettik. Ortada bir şey yok. Prenses onun için kızacak. O hassas Prenses Jarrett öyle kolayca herkesin Batı muhafız kampına girmesine izin vermez diyor. Bir ödül daha aldım. Eğlenceli bir şeyler var mı bari? Prenses Jarrett'in hoşuna gidecek bir şey. Mesela. Bunu ben soruyorum herhalde. Prenses Jarrett'in nazik olduğu tek gün Başkahya Jordan ile buluştuğu gündür. Başkahya'ya buluştuğu gün çok nazik oluyormuş kız. Aslında az önce Batı muhafız kampından erzak yüklü vagonun gelmesi gerekiyordu. Ama ortada görünmüyor diyor. Yakındaki ormandan geçerken bir şeyler olduğuna bahse girerim. Senin için sorun değilse gidip araştırabilir misin diyor. Erzak yüklü konvoyu mu acaba kaçırdılar? Vagonu mu çaldılar? Benden yardım istiyor. Biraz zahmetli olacak ama yapacak bir şey yok. Bu hep böyledir. Buraya yoluna koyup peşinizden geleceğim diyor Aiden da. Aiden öyle diyor Aiden. Tamam, gidiyorum o zaman. Araştırmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Gideyim de şu konvoyu araştırayım. 7 tane küçük ağaç ruhu ve 10 tane kurdu yok etmem gerekiyormuş arkadaşlar. Ve oraya doğru gidiyorum. Bakın burada küçük ağaç ruhu diyor. Gördünüz mü? Şu garip garip bir de kurtlar var. Heh. Şurada ışık var. Işığa geldim. Bir R yapalım mı? Ha, yok. Tamam, burada kurtları bir yok ederim. Kılıcımı çıkarayım. Şimdi bakın Shift W F tamam. Oo. Of, güce bakın arkadaşlar. Kurtları yok ediyorum. Evet. S, E diyor. S, E yapalım. S, E. Evet. Ne oldu? İki tane ağaç yok etmişim. Gri kurt. Evet. Yeni bir beceri öğrenmişim. Kabza vuruşu. Dövüşürken yeni beceriler de öğreniyorum arkadaşlar. Güzel. S, W combo yapacağım. Şimdi bak, W sol tık W. Şöyle.
Sonra sol sol sağ, sol sol sağ, sol sol sağ. Çok güzel. Küçük ağaç ruhu iki tane kaldı arkadaşlar. Şurada sol sol sağ. Sol sol sağ. Çok güçlü ya. Hoppa. Yaptım. Gördünüz mü? Hallettim. Yok ettim. Savaşçıyım ben. Evet. Görev tamamlandı. Şimdi gidiyorum yeni görevime doğru. Arkadaşlar, levelim 7 bu arada. 7 levelim. Evet, koşarak gidiyorum. Hızlı koşuyorum. Daha da hızlı koşuyorum. Bakın, shift'e bastım. Deli gibi hızlı koşuyorum ha. Görüyor musunuz? Koşarak gidiyorum. Bir atım yok ki. Bir atım olsa daha çabuk gideceğim. Aha. Bu kim be? Biri. Bir adam. Basalım, ne istiyormuş bu? Boynuz kafa. Yaşasın, beni görmeden gideceğini zannettim. Benim vagonum şurada paramparça halde diyor. Oo, çocuğu vagonunu parçalamışlar. Yardım istiyor. Bakın bu vagon. Orada bir garip yaratıklar var. Görüyor musunuz? Onlara imp deniyor. Bu implerle askerler savaşıyormuş şu anda. Ama askerlerin gücü yetmiyormuş. Benden yardım istiyor. Ama diyor, prenses bu vagonu böyle görürse beni öldürecek diyor. Şu an hayattayım ama kesin ölürüm diyor. Çünkü vagonumu bu impler yıktı, mahvettiler diyor. Yardım etmeliyim buna. Bu benim arkadaş da diyor ki, her yerde bu prensesten bahsediliyor diyor. Ne de olsa bu, o da bir insan diyor. Bu kadar korkmana ne gerek var diyor. Yalnız harap olmuş vagonun yanındaki geyik dedi, az önce bizi azarlayan ihtiyar değil mi? Diyor, konuşuyor. Gücümüzü geri alalım. Tamam. Tamam, o zaman bana bir fırsat, beklenmeyen fırsat. Gideyim de şunları yok edeyim. İmp askerlerden vagon sürücüsünün parasını al. Parayı alacağım. Vagon sürücüsünün yükünü alacağım. Ve imp büyücülerini yok edeceğim arkadaşlar. 3 tane görevim var. Gidiyorum. Önce, evet şimdi bak. Buraya geldim. Bir şöyle kombolarımı kullanayım. WF, WF. Nasıl combo bu ya? S-E, S-E. Şöyle bir zıplayayım. Şöyle. Tamam, ben bunu tamamladım. Görevi başardım. Lan gitmedi mi abi? Ben hiçbirinin gözünün yaşına bakmıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kritik vuruşlar falan yapıyorum. Vay vay vay, geldim buraya, konuşalım bakalım. Kurtları katlettiğini gördüğüm anda hiç de sıradan biri olmadığını anlamıştım diyor. Çünkü bir kazmadansa bir silah eline daha çok yakışıyordu. Benim bir savaşçı olduğumu anlamış mı, hissetmiş. Yardımın karşılığında güzel bir iş bulman için fırsat sunacağım diyor. Sana söylenenleri yaparsa diyor, önün açılacak. Ben Batı Muhafız Kampı'nda, dedi, geçti onu. Niye öyle oldu? Ben Batı Muhafız Kampı'ndan subay, ilk karşılaşmamızın böyle olmasını istemezdim ama başka seçeneğimiz yok diyor. Roik bir kaza araştırmacısı olduğunu söylemişti ama hiç de öyle değil. Sen bir savaşçısın diyor. Evet. Buradan çıkmamıza yardım et diyor. Kız benden yardım istiyor. Sana iş bulacağımı söylemiştim diyor. Sana yardım işi buldum. Koruma işi diyor. Tamam, o zaman 13 tane imp sürüsünü yok edeceğim. Geliyorum lan. Bırakın askerleri, pis impler. Yardım ediyorum. Evet.
10 tanesini yok ettim. Kaldı 3 tane arkadaşlar. Şurada var. Görev tamamladım. İmp sürüsünü yok et tamamlandı. Evet, şimdi T'ye basalım gidelim. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Yeni görevimize doğru. Görevi tamamladım. Biraz hızlı gideyim. Şöyle hızlı koşayım. Şu tarafa doğru gideceğiz. Evet, bir yere geldik. 9 seviyeyim. 9 levelim. Bununla bir konuşalım. Kimmiş bu? Doğu Balenos'tan sorulup Batı Muhafız Kampı'na gelmiştim. Goblinlerin ortaya çıktığını zannettim diyor gürültüyü duyunca. Ben iyiyim diyor. Diğer askerlere yardım et diyor ona. Bu arkadaş bizi implerden kurtardı diyor. Vagon parçalandı ama bizler ölmedik bunun sayesinde diyor. Bu arkadaş kurtardı diyor. Bu goblinler yüzünden mi diyor bu impler böyle saldırganlaştı acaba diyor. Goblin kralı Giyat gittikçe sinsileşiyormuş. Goblin kralı varmış bir de. Bir sürü canlıyı öldürmüş, köprünün altına atmış. Bakacağız şimdi. Bakın köprünü buraya, insanları öldürmüş, impleri öldürmüş. Goblin kralı bu implerin hepsini öldürüyormuş. Bunu impler onun için saldırgan olmuşlar. Goblin kralından dolayı. Onun adı Giyat'mış, Giyat. Tamam, onunla da savaşacağız. Onun da zamanı gelecek. Ulan! Şimdi... İmpler bu katliam bizim yaptığımızı sandılar diyor. Ha. Uzun zaman önce burası goblin toprağıymış. Goblinler toprağı kaptırmışlar. Bir gün implerin kaptanı Red Nose ortaya çıkmış ve tüm goblinleri harabeye dönüşen Kron Kalesi arazisine sürmüş. Uzak bir yere sürmüş. He, İmplerin kaptanı çıkmış ortaya. O yapmış. Goblinler de onun için ona düşman. Goblinlerin kralı Giyat'ın öfkesini anlıyoruz. Ama Kaptan Glyph'e raporlamalıyım diyor. Goblinlerin kralı Giyat onun için öfkeliymiş. İmplerin kralı onları sürmüş çünkü. Tamam. Şimdi, tamam prensesin huzuruna çıkacağım diyor. Ödüllendirileceksin diyor. Şimdi bana diyor ki beceri eğitmeniyle buluş, yorgunsan diyor paralı asker olursun diyor. Bir beceri öğretmeni varmış. Onunla buluşacakmış beceri eğitmeni. Şunu alalım şu hediyeyi. Evet, T'ye basalım, beceri eğitmenine gidelim. Bir takım becerilerimi geliştiririm belki. O eğitmen onu öğretiyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi geldik mi? Beceri eğitmeni. Nerede bu herif ya? Ha, bulduk işte bu adam. Beceri eğitmeni. Tavsiye mektubu. Ha, beni mektupla yollamış. Beni tanımıyor ya. Sana beceri öğretmemi istemiş diyor yani. Mektup yazmış buna. Demiş ki mektubu getiren kişiye beceri öğret. Çok güçlü bir savaşçı olacak o demiş. Tamam, şimdi beceri eğitmenin bana beceri öğretecek. Beceri öğrendikten sonra daha da güçlenebilirsin diyor. Ve düzenli olarak kontrol etti. Tamam ama bunu bir sonraki videoda yapacağız. Yeni bölümde yeni bir macera olacak. Beceri öğretmenimle takılacağım ve sonra da yeni savaşlara yelken açacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Benden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.